Arkadaşlar merhabalar. Limit ve süreklilikle ilgili sorular çözüyorum. 10 numara sorular çözdüm. 10 soruluk bir test. 2 sayfalık bir 12 soruluk bir test çözmüştüm. Şimdi sırada o testin devamı var. 7 sayfalık bir test hazırladım. Güzel yorum sorularının olduğu. Şimdi onun 2 ve 3 ve 4. sayfasındaki soruları yapacağım. İlk soru da gayet güzel bir soru. Geçen sene hatta Özde bir denemesinde çıktı diye hatırlıyorum bu soruyu. Bakalım şimdi. Yukarıda y eşittir fx parabolü üzerinde bir A noktası alınıyor. A noktasının x eksenine olan dik uzaklığı AB, B noktasının orijine olan uzaklığı OB olmak üzere. Limit x sıfıra giderken AB bölü OB 2 olduğuna göre f1 kaçtır? Bence çok iyi bir parabol sorusu bu. Parabol bilgisiyle yapacağız çünkü. Aynı zamanda limitte kullanacağız tabii ki. Burada şuna dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Baş katsayısını bilmiyoruz parabolün ama köklerini biliyoruz. Kökleri bilinen bir parabol nedir? X eksi x1 çarpı x eksi x2'dir. Dolayısıyla parabolümüzün denklemi şu an bu arkadaşlar. Böylece fx eşittir ax çarpı x artı 2 oldu. Bize demiş ki AB uzunluğu A'nın x eksenine olan uzaklığı. Uzaklık mutlak değerdir. Neden böyle söylüyorum? A burada temsili olarak gösterilmiş. Diyelim gittiniz A'yı buraya koydunuz. Şöyle bir yere. Ne olur arkadaşlar? A'nın uzaklığı negatif olamayacağına göre ne diyeceğiz bakın? Mutlak değer içinde A noktasının uzaklığı aslında o noktanın ordinatıdır bakın. X ekseninin uzaklık ordinatın mutlak değeridir. Çünkü burada bakın negatif olmaması için. Sonra bize ne demiş? B noktasının da orijine olan uzaklığı. B noktası da bakın gördüğünüz gibi burası. Yani B noktasının orijine olan uzaklığı da apsis ama mutlak apsis. Dolayısıyla aşağıya böyle yazacağız. Neden böyle söylüyorum? Bakın gittik diyelim A noktasını burada aldık. Haliyle B noktasının gördüğünüz gibi apsisi negatif olacağı için uzaklığın negatif olmaması lazım. O yüzden mutlak değerli yazıyoruz. Sorunun belki de en önemli noktalarından bir tanesi bu. Bu şekilde denklemi yazacağız. Şimdi arkadaşlar neye dikkat etmemiz lazım? X'e 0 veriyoruz. X'e 0 verirken sol ve sağ limitlere bakmamız gerekiyor. Çünkü 0 kritik nokta. Paydayı 0 yapıyor gördüğünüz gibi. O yüzden kritik nokta olacak bizim için. Şimdi yerine yazarsak x 0'a soldan yaklaşırken her zaman ne diyoruz? Limit sorularında, türevlerde, integrallerde önce mutlak değer dışına çıkar. Yani 0'a soldan yaklaştığında burası nasıl çıkar dışarı? Negatif mi çıkar, pozitif mi çıkar? Ona bakacaksın. Burası pozitif çıkar. Neden öyle? Şimdi burası eksi bir sayı olacak. Örnek eksi 0,01 küçücük bir sayı. Burası da pozitif sayı olacak. Ha, pardon, negatif çıkıyormuş. Burası da 1,99 gibi bir şey olacak. Eksi ile çarpınca o zaman negatif bir sayı olur. A kolları yukarı doğru olduğu için pozitiftir. O yüzden 0 eksiye yaklaşınca buranın negatif olduğunu anladık. Dışarı çıkarken de bakın eksi ile çarparak çıkarıyoruz. A kenarda dursun. Aşağıya geldiğimiz zaman burası zaten 0 eksi. Eksi 0,001 gibi bir sayı olduğu için böylece eksi x olur. Bunlar gider. Artık arkadaşlar limit x 0'a soldan yaklaşırken 0 artı 2 2 çarpı a oldu. Bu da neye eşit oldu? 2'ye. A buradan ne geldi? 1. Sağdan limite bakmama gerek var mı? Hayır. Bu soruda sağdan limite bakmanıza gerek yok. Neden? Zaten fonksiyonun limiti 2 çıkmış ya. Bu sana şunu anlatıyor işte. Sol limit ve sağ limitin birbirine eşit olduğunu söylüyor. Birini bulsan diğerine eşittir. A'yı bulduktan sonra artık fx fonksiyonunun da 1 bulduğumuz için x çarpı x artı 2 olduğunu gördük. Böylece arkadaşlar f1'de neye eşit oldu? 1 çarpı 3'ten 3. Gördüğünüz gibi fonksiyonun a'sını bulmak için limitten yararlandık. Böyle güzel bir yorum. Şimdiki soruya bakalım. Yine bileşke fonksiyonla ilgili ve normal standart değer koyma ile ilgili bir soru. Limit x 1'e soldan yaklaşırken fx eşittir a. Limit x 1'e soldan yaklaşırken f eksi x eşittir b ve limit x 1'e soldan yaklaşırken f bileşke fx C verilmiş. A artı B artı C'yi bulacağız. Şimdi ilkinde hiçbir sıkıntı yok. 1'e soldan yaklaşıyoruz. 1 nerede? Burada. 1'e soldan yaklaştığımızda gördüğünüz gibi eksi 1. A'yı eksi 1 hemen işaretleyebiliriz. 1'e soldan yaklaştığımızda eksi x ne olacak? Şöyle tabii bakmayın mevzu. Yani böyle bazen karıştırabilirsiniz çünkü bu soru çok sıkıntılı değil ama şunu görmenizi tavsiye ederim.
Madem x 1'e soldan yaklaşmış, onu 0,99 gibi düşünelim. O zaman ne oluyor bakın? Eksi 0,99. Bu ne demektir? Eksi 1'e nereden yaklaşıyoruz o zaman? Artı taraftan yaklaşıyoruz. Bakın eğer soruyu şöyle yazsaydınız yanlış olacaktı. Çünkü eksi 1 eksi yazdın ezbere. Belki diyecektin ki aa bak bu eksi 1'e sol taraftan yaklaşmış. Ben eminim bu soruyu tek başına yapan bazı öğrenciler bu şekilde yazıp cevabı yanlış görür. Burada yaklaşık bir değer düşünüp yerine yazın, sonra anlayın mevzuyu arkadaşlar. Dedim ki 0,99 olsun. O zaman eksi 0,99 bu eksi 1'e sıfırdan daha sıfıra daha yakındır. Eksi 1'in sağ kısmında kalır. Dolayısıyla böyle olacak. O zaman bunun da cevabı eksi 1'e sağdan yaklaştığımız için bakın şöyle 2'ye yaklaşmış oluyoruz. Bu yüzden B2 oldu. Geliyorum aynı şekilde bileşik fonksiyon f1 eksi. Bileşik fonksiyonlarda ne yapıyorduk? Bayağı bir soru baktık bununla ilgili. Önce arkadaşlar 1'e sağdan yaklaşıyoruz. Pardon, soldan. Eksi 1'e nereden gelmiş oluyoruz? Bakın biraz yukarısından değil mi? Dolayısıyla eksi 1'in artı şeklini yazıyoruz. Yani yukarıdan geldiğini anlatmak için. Bu da bize neyi getirecek? Artık eksi 1'e sağdan yaklaşmak. Bileşik fonksiyon olduğu için içini hallettik. Geldik artık dışa. Eksi 1'e bir de sağdan yaklaşalım. Böylece ne oldu arkadaşlar? Orası da 2 olmuş oldu. Toplamda o zaman bunların 4, 3 geldi cevabımız. Y eşittir fx fonksiyonu için limit x2'ye giderken fx eksi 3 bölü x kare eksi 4 eşittir 8 eşitliği veriliyor. Buna göre limit x2'ye giderken fx artı 3x eksi 9 bölü x eksi 2 nedir demiş. Şimdi önce şunu görelim. Yukarıda bize verdiği değerdi arkadaşlar. Dikkat ederseniz payda 0 oluyor. Haliyle sayı bölü 0 sonsuz olacağı için böyle bir şey olmaması lazım. Ne diyorduk bunlarda? 0 bölü 0 olacak. Sonra sadeleştirmeler yapılıyormuş. Normal reel sayı çıkıyormuş demekti bu. Bundan dolayı aşağısı 0 çıktığına göre, cevap reel sayı çıktığına göre o zaman payın da 0 olması lazım. Bu da bize neyi söylüyor? F2'nin 3'e eşit olması gerektiğini söylüyor. Bu kenarda duracak. Artık şimdi bu soruya bakalım. X paydayı yine 0 yapıyor arkadaşlar. Bir bilgi daha vereceğim birazdan. Sonra F2 artı 3 kere 2 6 eksi 9. Hakikaten burası da gördüğünüz gibi ne oldu? 9 eksi 9'dan 0 bölü 0 geldi. Şimdi arkadaşlar bunu limit bilgisiyle güzelce çözeceğim. Dikkatlice lütfen dinleyin yapacaklarımı. Şimdi fx eksi 3 normalde 0 bölü 0 belirsizliğini getiriyor. Ama artık burada şunu anlamam lazım benim. Demek ki limit x2'ye giderken 0 bölü 0 belirsizliği ortadan kalkmış ki cevap 8 gelmiş. O zaman paydadaki x eksi 2 ortadan kalkmış. Yani fx eksi 3'ün çarpanlarından biri, kenarda göstereyim onu. Fx eksi 3'ün x eksi 2 çarpı k diye bir denklem olsun. Diğer kısmını bilmediğimiz için. Artık fx eksi 3 gördüğüm yere x eksi 2 çarpı k yazıyorum. Aşağıda zaten x eksi 2 var. Bir de x artı 2 var. Sonra bunlar gittikten sonra limit x gördüğümüz yere 2 yazdıktan sonra buradaki denklem artık bilmiyoruz ne olduğunu, soru işareti yapayım. Bölü x artı 2, yani ona da 2 koyduğumuz için 4 oldu, 8. Demek ki orası 32'ymiş. X eksi 2'nin kalan kısmında x gördüğümüz yere 2 yazınca 32 oluyormuş. Aynı mantıkla burayı da bakın, alt tarafı da şimdi buna benzeteceğim. Şöyle rengi değiştireyim. Bakın fx eksi 3 artı 3x eksi 6. Paydayı da böyle x eksi 2, x eksi 2 ayırayım ki işimize yarasın. Yine bakın 0 bölü 0 belirsizliğini ortadan kaldırmak için burası gitti. 2 oldu. Fx eksi 3 ile x eksi 2'yi sadeleştirmiştik. Demiştik ki burada x eksi 2 gidecek, yukarıda k diye bir şey kalacak. Burada da artık limit x gördüğümüz yere 2 yazınca k'nın yerine bulacağımız değer neydi? 32. Bir de yanında arkadaşlar artı mı eksi mi? Evet, artı 2 var. Şurayı da hemen düzelteyim. 3x eksi 6 bölü x eksi 2, yanlışlıkla 2 yazmışım. 3 olacak burası. Böylece 32 artı 3'ten 35 oldu sorunun cevabı. Bir de isterseniz şöyle yapalım bence. L'Hopital bilen arkadaşlar olabilir.
Onlar için de bir çözüm göstereyim arkadaşlar. L'Hopital'i hiç bilmeyen, bilmek istemeyenler şimdilik burayı geçsin ama L'Hopital'den çözmek isteyenler için gösteriyorum bakın. Payın türevi bölü paydanın türevi. X gördüğüm yere 2 yazdığım zaman f türev 2 bölü 4 eşittir 8 oldu. F türev 2'yi 32 bulduk. Sonra aynı şekilde f türev x artı 3 bölü x eksi 2'nin türevi 1. Böylece x gördüğümüz yere 2 yazarsak f türev 2 32 idi. Bir de yanına 3 ekledim. Yine 35 oldu gayet kolay bir şekilde. Şimdi yukarıda f fonksiyon grafiği verilmiştir diyor. Limit x 3'e soldan yaklaşırken a'ymış. Limit x 1'e giderken fx b'ymiş. Limit x kare eksi a bölü x eksi b kaçtır diye sormuş. 3'e soldan yaklaşırken limitimiz ne arkadaşlar gördüğünüz gibi? Baktığınız üzere 4. 4'e yaklaşıyor bakın. 3'e soldan yaklaştığımızda. O zaman demek ki a 4'müş. Sonra limit x 1'e giderken fx ne? Tabii ki 2. Çünkü sağdan da gelsek, soldan da gelsek gördüğünüz gibi bu da 2. O zaman limit x 2'ye giderken x kare eksi 4 bölü x eksi 2. Sadeleştirirsek x artı 2 olur. X gördüğümüz yere 2 yazarsak 4 olur. Rahat bir soru. Hızlıca yaptım o yüzden. Geldim bir alttakine. Buna da o kadar yaptık ki bence alıştık artık. F0 eksi diyelim. Önce sıfıra soldan yaklaştığımız zaman ne geliyoruz? Bakın 2 geliyor. 2 gelirken yalnız bileşke fonksiyonlarda 2 diye bırakmıyoruz. 2'ye nereden yaklaştığımızı da gösteriyoruz. Böylece 2'ye üstten geldiğim için 2 artıyı yazıyorum oraya. Bileşke fonksiyonu olduğu için artık bir de f2 artıya bakacağız. F2 artı ne gördüğünüz gibi sağdan yaklaştığımızda 5'e geliyoruz. Dolayısıyla artık cevabımız 5 oluyor. 1'in karesi, 2'nin karesi, 3'ün karesi. Bu bir formüldü. Bunu hatırlayalım hem. Belki biliyorsunuzdur da. Limit x 0'a giderken x artı 1'in karesi, x artı 2'nin karesi, nokta nokta nokta, x artı 2'nin, x artı 12'nin karesi, böyle x küp artı x kare artı 4x eksi 50'nin limiti nedir diye sorulmuş. Burada belirsizlik durumu olmadığı için sıkıntı yok arkadaşlar. Çünkü 0 verince 1'in karesi, 2'nin karesi, nokta nokta nokta, 12'nin karesi oluyor. Aşağısı da eksi 50 oluyor. Haliyle burada direkt değerleri yerine yazabilirmişiz. Kural neydi? 12 çarpı 13 çarpı 26 bölü eksi 50. Haliyle şimdi burada pardon 25. 25 ile 50 sadeleşti 2. 12 ile de 2 sadeleşti 6. Bir de formülden gelen bölü 6'mız vardı unutmayalım. Böylece o zaman cevap eksi 13 oldu. Trigonometri ile ilgili bir sorumuz var. Bakalım şimdi. 1 eksi cos x bölü sin 2x. Aslında burada limitten ziyade trigonometriyi bir hatırlayalım diye arkadaşlar. Bu trigonometride biliyorsunuz birlerin önemi var. İşin içinde sin x varsa, sin 2x varsa, sin kare x artı cos kare x'i kullanıyoruz. Eğer ki cos varsa hangi formülü kullanıyoruz? 2 cos kare x eksi 1. Neden o 1'i götürmek istiyoruz sadeleştirme yapmak için? Ya da 1 eksi 2 sin kare x. Sorunun durumuna göre 1'i götürmek için hangisi mantıklıysa o tercih edilir. Burada bakın 1 eksi 1 eksi 2 sin kare x neyin iki katı? Tabii x bölü 2'nin. O yüzden x bölü 2 yazdım bakın. Sonra aşağısı 2 sin x çarpı cos x. Burada bakın kök içinde bunlar gitti. Böylece ne oldu? 2 sin kare x bölü 2 bunun karekökü bölü 2 sin x çarpı cos x. Şimdi dikkatlice bakalım. 2 sin kare x bölü 2 0 yazsanız 0 olur. Aşağısı da 0 olur. 0 bölü 0 belirsizliği. O zaman bir sadeleştirme yapmamız lazım. Bu arada kökünü alırken bakın mutlak sin x bölü 2 diye yazdım. Aşağıda normal o duruyor. Onunla ilgili bir şey yok. Şimdi 0 eksi demek sıfıra soldan yaklaşmak yani negatif bir sayı demektir. O yüzden negatif bir sayıda negatif sayına hangi açıya karşılık geliyor? Sinüste normal bildiğimiz negatif açıya. Böylece sinüs negatif açılarda negatiftir. Dışarı eksiyle çarpılarak çıkar. 0 eksi de böylece artık orasını da görmüş oluyoruz. Sadeleştirme yapalım. Sin x'i de nasıl yazacağız? Eksi kök 2 sin x bölü 2 burada duruyor. 2 çarpı 2 çarpı sin x bölü 2 çarpı cos x bölü 2 yanında da cos x var. Sin x bölü 2'ler artık gitti. Şurada yazayım tekrardan. Eksi kök 2
bölü 4 çarpı cos x bölü 2 çarpı cos x. Limit x 0'a giderken. 0'a soldan yaklaşsak da sağdan yaklaşsak da kosinüs arkadaşlar eksi ve artılarda aynı değer alıyor. İster eksi 1 derece verin ister 1 derece verin. Neden? Cos eksi alfa cos alfaya eşittir. O yüzden bu da 1'dir. Bu da 1'dir. Eksi kök 2 bölü 4 gelir sorunun cevabı. Sıfırdan farklı ABC gerçek sayıları için limit x 1'e giderken ax artı b bölü 3x artı 1'in karekökü eksi 2 c'ye eşitmiş. 2 a eksi 2 b eksi 3 c nedir diye soruluyor. Tabii ki burada x yerine 1 yazdığımızda 2 eksi x 0 olduğuna göre demek ki en başta a artı b'nin bir 0 olduğunu görmemiz lazım. X gördüğümüz yere 1 yazdığımızda 0 bölü 0 belirsizliği olsun ki sadeleştirince onlar gitsin. Şimdi artık eşlenik yapalım. Ax artı b çarpı 3x artı 1 artı 2 kök içinde. Sonra aşağısı da 2 kare farkı olduğu için 3x artı 1 eksi 2'den 3x eksi 1 oldu gördün. Pardon 3x eksi bunun karesi 4 bunun karesi 3x artı 1 eksi 4 yapınca 3x eksi 3 oldu. Artık buradan şunu anlıyoruz. X gördüğümüz yere 1 yazıp limitin pardon belirsizliğin ortadan kalkması için şunla bu sadeleşmediğine göre demek ki bu ikisi soruda sadeleşiyormuş arkadaşlar. Artık o zaman şunu anlarım ben. Ax artı b x eksi 1'in bir m katına eşit. Buradan da ne sonuç çıkar? A m'ye eşitse b eksi m'dir. O zaman 2a eksi 2b tamam bakalım. Hemen ax artı b yerine artık hemen bakın m çarpı x eksi 1 yazıyorum. Bunlar gitti. M bölü 3 x gördüğümüz yere 1 yazınca 3x artı 1 nedir? 4'tür. Karekökü 2'dir. Bir de yanında 2 var. 4 oldu. Bu da neye eşit? C'ye eşit arkadaşlar. Şimdi artık 2a eksi 2b demek neydi? A m'ye eşit. B de eksi m'ye eşitse a eksi b'dir. Eksi eksiden artı 2a olur. Bakın b gördüğüm yere eksi a yazdım. 2a geldi. C gördüğüm yere de ne yazacağıma karar veririm şimdi. 4m bölü 3 c'ye eşitse a da m'ye eşitse o zaman o da c gördüğüm yere bakın dikkat edin. 4a bölü 3 yazıyorum. Bunlar gidiyor. 4a eksi 4'ten cevap 0 gelmiş oluyor. F ve G fonksiyonları ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmektedir. Eksi 2a'ya 2a aralığında tanımlı olup her noktada sürekli fonksiyonlardır. Her ikisi de çift fonksiyondur. Limit x a'ya giderken fx eşittir 3. Limit x a'ya soldan yaklaşırken gx eşittir eksi 5 verilmiş. Limit x a'ya sağdan yaklaşırken f eksi g nedir? Ve limit x eksi a'ya soldan yaklaşırken f çarpı g nedir diye soruyor. Soruyu çözmeden önce bence şuna bakalım. Zaten uğraştıysanız yapamadıysanız benim göstereceğim yeri görmemişsiniz demektir. Mesela a 2 olsun. Burası eksi 2 2. Çift bir fonksiyon. Parabol çizdim. Y eşittir ax kare şeklinde. Bir kere sürekli fonksiyon olduğu için bu eksi 2 2 a aralığında. Dolayısıyla burada süreklilik yani kopma sıkıntısı yok. Böyle bir parabol çizebilirim. Haliyle burada bakın f eksi 2 İşte f 2'ye eşit ya da başka bir parabol çizelim. Yine çift fonksiyon olsun böyle bir parabol. Burası yine eksi 2'ye 2 olsun. G eksi 2, G 2'ye eşit. Dolayısıyla bunların sağdan ve soldan yaklaşımları da aynı olacak. Yani G 2'ye sen soldan da yaklaşsan, sağdan da yaklaşsan ya da G'ye eksi 2'ye soldan da yaklaşsan ya da g eksi 2'ye sağdan da yaklaşsan hepsini birbirinin yerine yazabilirsin demek istiyor sana yani soru. O zaman burada da f a artı eksi g a artı ya bu aynı zamanda g a eksiye de eşit. Aynı zamanda g eksi a eksiye de eşit. G eksi a artıya da eşit. Hangisini görüyorsam soruda onu yazarım. Zaten bunu eksi 5 vermiş yani g a eksiye. Bu da buna eşit olduğundan 3 eksi eksi 5'ten 3 artı 5 oldu. Aynı mantıkla fonksiyonda yine f a artı f a eksi f eksi a eksi f eksi a artı hepsi birbirine eşit. Çünkü hem sürekli fonksiyon hem çift fonksiyon hem eksiler birbirine eşit artılara hem de sağdan ve soldan yaklaşımlar aynı. Dolayısıyla burada da bakma böyle f eksi a eksi dediğine. Aslında bu aynı senin yaptığın f a artı ile aynı şey sürekli olduğu için. O da
3. Sonra yine g eksi a eksi yine g a eksi eşit. Bu da eksi 5. O zaman 3 çarpı eksi 5'te eksi 15. Şuradan 8 gelmişti. 8 eksi eksi 15'ten de 8 eksi 15'ten de cevap eksi 7 geldi. Arada artı işareti varmış, pardon. Bu şekilde aslında standart bir süreklilik sorusunda ufak bir dikkat yapacağız. Şimdi bakalım, mutlak fx x küçüktür 0 için değerlerde geçerliymiş. 2fx eksi mutlak fx de bölü n x büyük eşit 0. Fonksiyonu tüm gerçek sayılar için sürekliymiş. Buna göre n kaçtır diye soruyor. Şimdi kritik noktamız arkadaşlar burası. O zaman bakalım. X sıfıra soldan yaklaşırken zaten fx olduğu gibi pozitif bir değer fx olarak çıkar. Sol taraf bakın böyle. Şimdi sağ taraftan yaklaştığımız zaman yine pozitif olduğu için 2fx eksi fx olacak bölü n. Bunların birbirine eşit olması için gördüğünüz gibi fx buradan fx bölü n olduğu için fx bölü n fx'e eşitse a da 1 olmalıymış. Pardon, n de 1 olmalıymış ki sol ve sağ limitler birbirine eşit çıksın. Gelelim şimdi diğer sorumuza. Bir açayım şöyle. Evet, yukarıdaki uygun koşullarda tanımlı f fonksiyonu grafiği verilmiştir. Y eşittir mutlak içinde fx eksi 1 fonksiyonu x eleman z olmak üzere 1 eksi 1 8 aralığında kaç noktada süreklidir diye soruyor. Ne demek bu şimdi fx eksi 1? İçten dışa doğru gidelim. Fx eksi 1 demek grafiği bir birim sağa kaydır demek. Bakın gösteriyorum. Grafiği bir birim sağa kaydırdığım zaman artık bakın sıfırdan geçecek bu grafik. Sonra 2'den geçerken artık 1'den geçerken 2'den geçecek. Sonra 2 noktasında kopma varken artık orası 3 noktasındaki kopmaya karşılık gelecek. Sonra şurası 5 olacak arkadaşlar, yine içi boş. Ve sonra yine 7'de kesecek. Bir de bunu mutlak değer verdiği için ne yapacağız? Yukarı doğru katlayacağız. Bakın x ekseninin aşağısında kalan şu kısmı yukarı doğru katladığımda buranın içi doluydu. İçi boş bile olsa katlayınca artık içeri dolu oldu. Boşken yine boş geldi. Burası da arkadaşlar şöyle bir şey oldu. 6'nın içi doluydu. Zaten 7'nin içi de dolu. Dolayısıyla burası da böyle geldi. Artık nerelerde, bir de şurayı unuttuk pardon, maviyle. Bir de burayı katladığımda içi boşken yine boş. O zaman 0 noktasında, eksi 1 noktasında zaten sürekli. Eksi 1'de sürekli, çünkü burada bakın. 0'da sürekli, 1'de sürekli, 2'de süreksiz, 3'te süreksiz gördüğünüz gibi. 4'te sürekli, 5'te içi boş olduğu için süreksiz, 6'da sürekli, 7'de sürekli arkadaşlar. Haliyle o zaman eksi 1 almıyormuşuz pardon. X eleman z demiş çünkü. O zaman 0, 1, 4, 6 ve 7. 2, 3 daha 5 noktada sürekli bulduk arkadaşlar sorunun cevabını. 6 tane olacak. Neden? Demin arkadaşlar şu 3 noktasında sürekli değildi ama içi dolu olunca bu tarafa katlayınca 3'ün içi dolu oldu ya, 3'te de sürekli, onu es geçtik pardon. Sorunun zaten en kritik noktası bence orası. 3'te sürekli olduğu için 6 noktada sürekli olmuş olacak. X eşittir 3 absisli noktada sürekliymiş fonksiyon. O zaman f3 eksi ve f3 artı birbirine eşit olmalı. Bu arada hem 3 eksi hem 3 artı için bu denklemi kullan diyor. Çünkü 3'e eşit olmadığı durum soldan da yaklaşan, sağdan da yaklaşan tek denklem vermiş. Şimdi 3'e soldan yaklaştığımızda 0 bölü 0 oluyor gördüğünüz gibi. O zaman hemen ne yapıyoruz? Tabii ki x eksi 3 çarpı eşlenik yapıp kök x artı 1 artı 2 diyoruz. Aşağısı da kök x artı 1'in karesi x artı 1 eksi 4'ten böyle oldu. Bunlar gitti. Artık kök içinde x artı 1 artı 2 oldu fx'imiz. X eşit değildir 3 iken, yani 3'e soldan yaklaştığımda bunu yazacağım artık yerine. 3 artı 1 4. Karekökü 2. 2 artı 2'den de 4 geldi. Yine aynı şekilde 3 artı yapsak da cevap 4 gelecek. Bunlar aynı zamanda neye eşit olacak? F3'e. F3 de neye eşit? A'ya. O zaman A da 4 olmalıymış arkadaşlar.
Son sorumuz artık bu sayfada. Limit x2'ye giderken, soldan giderken f için de fx eksi 1 nedir diye soruyor. Bakalım. Şimdi şurası f2 eksi. F2 eksi arkadaşlar neresi? Hemen bakalım. 2 eksi burası. Yani 2'ye soldan yaklaşacağız. 2'ye soldan yaklaştığımız zaman eksi 1'e nereden geliyoruz? Hafif yukarısından değil mi? O zaman şurayı unutmayalım. F2 eksi eksi 1'e yukarıdan geldiğimiz için üstten oldu. Bir de 1 çıkaracağız. Daha iyi anlamak için sayı verebilirsiniz şimdi. Eksi 1 artı ne demek? Eksi 0.99 gibi bir şey arkadaşlar. Dolayısıyla bir de bundan 1 çıkarırsanız eksi 1.99 olur. Bu da bana neyi hatırlatıyor? Eksi 2'ye üstten yaklaşmışız gibi oluyor değil mi? O zaman burası ne çıktı sonuç itibariyle? Eksi 2 artı. Neden nereden yaklaştığınız önemli? Çünkü bileşke fonksiyon, iççe fonksiyonda nereden geldiğiniz önemliydi. Artık burayı hallettik. F eksi 2 artı bulduk. F eksi 2 artı yani eksi 2'ye sağdan yaklaşmakta gördüğünüz gibi cevabı bize 1 olarak getiriyor. Bu şekilde arkadaşlar limit tekrarlarına devam ediyorum. Bu ikinci parçaydı. 7 sayfalık serinin ikinci parçası. Bir de 3 sayfalık bir yerim kaldı. Onu da anlatacağım. Bunları dediğim gibi her zaman AYT oynatma listesinde ve limit süreklilik oynatma listesinde bulabilirsiniz. Açıklama kısmında da PDF'yi paylaşacağım. Toplu PDF'ler için arkadaşlar bu testlerden bağımsız konu anlatımlarının toplu PDF'si AYT oynatma listesinin açıklama kısmında var. Info'ya tıklarsanız iPad veya iPhone kullananlar. Android'de zaten direkt görünüyor. Aşağıya tıklayınca. Oradan indirebilirsiniz ya da profilimde hakkında kısmını tıklayın arkadaşlar. Orada zaten toplu PDF'ler var. Oynatma listelerinin hepsi var. Oynatma listelerini inceleyin. Bazen çünkü bana bu konuyu anlattınız mı, şu konuyu anlattınız mı diye soruluyor. Anlatmadığım topu topu çok az. 4-5 tane maksimum konu vardır. Onlardan neler? AYT'den hepsini anlattım. Onu geç. TYT'den kümeleri anlatmadım. Rasyonel sayıları anlatmadım. Oran orantıyı anlatmadım. Hız problemlerini anlatmadım. Geometriden de arkadaşlar dairede alan dönüşümler ve çember analitiğini anlatmadım. Diğer her konu tamam. Orada bulabilirsiniz oynatma listelerinde. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi çalışmalar.